Çok saygıdeğer dernek başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Perşembe Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Programı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet efendim, programımızı aziz şehitlerimizin ruhuna bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşıyla açıyoruz. Buyurun efendim. Kahvaltılarımızı hatırlayacak. Kahvaltının ardından konuşmalarımız olacak. Akabinde Kur'an-ı Kerim ilavetiyle programımız sonlanacak. Afiyet olsun efendim. Kalkayım başkanım. Kalkayım.
Bir saniye. Çok saygıdeğer Ordu Kamu Çalışanları Dernek Başkanlarım, çok saygıdeğer Dernek Başkanlarım, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, derneklerimizin çok kıymetli kadın kolları başkanı, sevgili çocuklar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Perşembeler Derneğimizin düzenlemiş olduğu kahvaltı programına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hem Dernek Başkanımız Sayın Cemalettin Mercan kadınlarımıza çiçek takdim ediyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir alkışı da, özellikle bir alkışı da bu güzel kahvaltının sponsoru olan iş adamımız Gürhan Dönmez abimize istirham ediyorum efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel çiçekleri ve bu güzel kahvaltıyı sizlere ikram eden iş adamımız Gürhan Dönmez'e teşekkür ediyoruz. Başladık Gürhan abiyle, bundan sonra daha çok sponsor olacak, programlar olacak inşallah. Aynı zamanda efendim şunu da anons edeyim. İşe ihtiyacı olan elektrikçi bir tane perşembe aldın ama gene alabilirsin herhalde. Başka ne vardı abi? Kaynakçı, işe ihtiyacı olan kardeşlerimiz varsa bizimle itibara geçsinler. Gürhan abinin orada iş başı yapabilirler. Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla efendim biz biraz susacağız şimdi. Kadınlarımız konuşacak. Perşembeleri Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kadın Kolları Başkanı Melahat Kaya Hanımefendi'yi açılış konuşması yapmak üzere sahneye davet ediyorum, buyursunlar. Değerli perşembeler, hemşerilerim, hoş geldiniz diyorum. Bugün dünya emekçi kadınlar günümüze hoş geldiniz diyorum. Biz Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığımız Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Hoş geldiniz diyorum. Siz beyler de yanımızda olduğunuz için, bize destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum, sağ olun. Efendim, Melahat Hanım alışacak, öğrenecek. Ona bir moral alkışı verelim. Herhalde beni en iyi sen anlarsın. Şimdi Melahat, en iyi beni sen anlarsın şimdi. Yani ne kadar zor bir iş yaptığımı anla yani. Efendim, aramızda çok değerli kadın kolları dernek başkanlarımız var. Onlardan bir tanesi de Sinop Dernekler Federasyonu birinci bölge kadın kolları başkanı Külay Selçuk hanımefendi. Alkışlarla mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Öncelikle bu programı organize eden Perşembe Kadın Kolları Başkanı'na teşekkür ediyoruz size davet ettiği için. Bugün evet bizim günümüz, Kadınlar Günü, ama istiyoruz ki 365 günü de kadınlar özel olduğu gün olması istiyoruz. Kadın cinayetlerin, kadının şiddeti uygulanması, kadınların emeklerinin sömürülmesini hepimizin olmadığı yıllar öpüyoruz inşallah. Kusura bakmayın, heyecan da yaptım. Erkeğin adam olduğu yerde kadınlara her gün kadınlar günüdür. Afiyet olsun. Evet, Sinop Dernekler Federasyonu 1. Bölge Kadın Kolları Başkanı Tülay Selçuk Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim Sarıyer Ordulular Kadın Kolları Başkanı, Anadolu Rüzgarı Türk Halk Müziği Korosu Başkanı Sayın Gülten Erçavuş Hanımefendi'yi alkışlarla sahne alıyorum, buyursunlar. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali, sağ olasın. Öncelikle Perşembeler Derneğimiz, Kadın Kolları Başkanımız ve Dernek Başkanımıza bu programı bizlere hazırlayıp davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle evet, arkadaşlarım da çok güzel ifade ettiler. Kadınların üzülmediği, kadınların psikolojik veya psikolojik şiddet veya
olmadığı, mutlu kadınların olduğu, evet 365 gün mutlu olan kadınlar olsun inşallah. Şehitlerimiz olmasın, anneler üzülmesinler. Kadınlarınıza değer verin. Kadınlar bir nesil yetiştirir. Mutlu kadınlar, mutlu çocuklar, mutlu toplumlar yetiştirir. Öncelikle tüm erkeklerden ricamız, kadınlarınızı sevin, kadınlarınıza değer verin. Kadınlar, hep sorarsanız, kadınlar ne istiyor biz anlamıyoruz. Kadınlar sadece değer görmek isterler. Kadınlarınıza değer verirseniz kendiniz de mutlu olursunuz. Mutlu çocuklarınız olur, mutlu toplum olur. Dünyaya bir nesil yetiştiren kadınların öncelikle mutluluğuna çok önemli. Sadece eşlerinizi sevin, değer verin yeterlidir. İnşallah her birimizin mutlu olduğu kadınların bir toplum olsun. Her birimize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Sizler de yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Evet başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Efendim şimdi yine huzurlarınızda Kırlı, Perşembe Kırlı Derneği Kadın Kolları Başkanı, aynı zamanda da Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülay Özata Yılmaz Hanımefendi, alkışlarla davet ediyorum, buyursunlar. Öncelikle herkese günaydın diyorum. Biraz öyle oldu ama sevgili Perşembeliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir güzel kahvaltıya hepinize hoş geldiniz diyorum. Düzenleyen Melahat Hanım ve değerli başkanımız Cemalettin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımızın, şimdi hep kopya çekeceğiz, hep birbirimizden sözler çektiniz mi Mehmet abi? Ondan dolayı kadınlar bir güldür koklamasını bilene, kadınlar güzel bir annedir diyeğini bilene, kadınların şiddet görmediği, dayak yemediği, cinayetlere maruz kalmadığı, güzel bir dünya olması dileğiyle dünyadaki tüm kadınlarımızı Kadınlar Günü yürekten kutluyoruz. Yine bu güzel programı düzenleyen Gürhan Dönmez Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Evet çok teşekkür ediyoruz Gülay Hanım'a. Efendim Altın Ordu Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Sayın Yeliz Köksal Hanımefendi, alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Öncelikle Perşembeliler Derneğimizde bu güzel organizasyonu için çok teşekkür ediyoruz. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve dolayısıyla ülke olarak zor bir durumdayız. Şu an şehitlerimiz var. O anlamda da ben burada ufak bir şiir okumak istiyorum. Bir annenin rüyasından bir haber uçmuş Çanakkale civarından. Bayrak mahzunmuş, boynu bükük, içi çekmiş. Gönderi de seyirip dururmuş, toprak büzüşmüş. Dost düşman ayırt edilmezmiş, hayırlara vesile dese de yokmuş. Doğrulmuş sokundan, sığınmış sağın, gitmiş evli evlatçığının yanına. Git, oğul git, sancak çağırıp durur git, sakın dönme, peygambere komşu olasın diye doğurdum seni. Git, oğul git, son görüşü, son dokunuşu, son koklayışı olmuş. O gecelerin, o anaların kurbanları nesillerine yadigar olmuş. Yıllar yıllar sonra anıtların başında bir ana, ah gidiseydim, dirilin diyeceğim de ölmediniz ki. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, böldürtmediniz. Cennet bahçelerinde sancak nasıl taşınır, söylemediniz. Yutkunur mu bu at, görse toprağa ekilen kınalı kuzuları, yoksa kusar mı avuç avuç yuttuğu kanları? Ah deme Mehmet'im, daha helalleşemedim ki. Sesime ses verin, bu toprağa imanımızla kurban ettiğinizi bana helal edin diyemedim ki. Tüm annelere gelsin. Evet, Yeliz Köksal Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Şiirinden dolayı efendim çok sağ olsun, var olsunlar. Yine huzurlarınıza Bayrampaşa Ordular Derneği Kadın Kolları Başkanı Sayın Necla Yurtkuran Hanımefendi kuvvetli alkışlarla davet ediyorum. Buyursunlar. Kadınların özgür olabildiği, kadına saygın olduğu bir yıl olması dileğiyle 8 Mart Kadın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü
acıyla yoğrulan, sabırla bilinen dünya kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Günü kutlu olsun efendim. Perşembeler Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu kahvaltı programına dernek başkanımızı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın efendim. Evet, Bayrambaşı Ordular Derneği Kadın Kolları Başkanı Necla Yurtkuran Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim huzurlarınızda Perşembeler Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Cemalettin Mercan'ı alkışlarla davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Kıymetli Perşembeler, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz derneğimizde her yıl kendi aramızda bir eğlence yapıyorduk, kutluyorduk. Bu sene şehitlerimizin olması vesilesiyle kadın kollarımızda bir istişare yaptık. Kur'an-ı Kerim okutturalım. Son zamanlarda malum şehit haberleri alıyoruz, üzülüyoruz hepimiz. Daha anlamlı olur diye düşündük. İnşallah siz de öyle düşünüyordursunuz. Gürhan Dönmez iş adamımız Perşembeli, hemşerimiz İstanbul'da, Almanya'da ticaretle uğraşıyor. Biz de Gürhan abimize gittik. Dedik ki abi bize sponsor olur musun? Biz dedik kadınlarımıza, dışarıda bayanlarımıza kahvaltı vereceğiz dedik. Gürhan abim de aynen şunu söyledi. Cemalettin Başkan, tüm Perşembelilere ulaşıyoruz. Tüm Perşembelilere ben dedi salon ayarlayacağım. Siz Perşembeli kadınlarımızı oraya getirin. Biz de dernek başkanı arkadaşlarla istişare yaptık. Kimisinin cenazesi oldu, memleketine gitti. Kadın kolları biraz daha sıkı çalışması lazım. Benim kadın kolları başkanım, neredesin, gelir misin yanıma? Şimdi Çiçeği Burnu'nda benim kadın kolları başkanım. İnşallah ileride daha güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Ben aziz şehitlerimi Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bugün bu salonun dolu olmasını istedim arkadaşlar. Gerçekten çok da büyük değil ama yine de katılım çok daha az değil. Biz 200 kişilik hesaplamıştık. Fakat 200'ü tamamlayamadık. İnşallah ileride daha güzel şeyler yapacağız. Önemli olan program amacına ulaşsın. Amacına ulaştı inşallah. Ben bu programda emeği geçen kadın, başta kadın kolları, yönetim kurulu ve sponsorumuz Gürhan Dönmez Beyefendi'ye huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış tutuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah birazdan Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Hocamız da yine Perşembeli. Benim köylüm sağ olsun kırmadı bizi, geldi. Ona da teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Hayırlı pazarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de efendim huzurlarınıza Gazi Osman Paşa Ordular Dernek Başkanı. Gazi Osman Paşa Ordular Dernek Başkanı Sayın Mehmet Çelik Beyefendi'yi alkışlarla davet ediyorum. Buyursunlar. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bugün yapılan programa Sayın Başkan ve Kadın Kollar Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bizim coğrafyada kadın olmak zordur. Özellikle Karadeniz'de, sarp, bağ, bahçede, tarlada. Ama bu zorlukları biz beyefendilerin yardımıyla, desteğiyle kolaylaştıracağımıza inanıyoruz. Kadınlar bir anadır, bacıdır, kardeştir. En önemlisi sırdaştır. Bugünkü programı tertipleyen Kadın Kolları Başkanımıza şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Okunacak Kur'an-ı Kerim'i Allah kabul ediyor. Evet, Mehmet Çelik Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi huzurlarınızda Bayrampaşa Ordular Derneği Başkan Vekili Sayın Muhittin Sert Bey'i davet ediyorum. Buyursunlar.
ülkemize hoş geldiniz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz ama maalesef ki kadınlarımız yine arka planda kaldı. Erkeklerimiz ön planda. Hepinizin kadınlar gününü kutluyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, Muhittin Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de huzurlarınızda Ordulu Kamu Çalışanları Derneği, benim için de çok özel bir yeri olan, çok değer verdiğim bir dernek. Sayın Başkan Cengiz Aydemir abimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür. Değerli hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan gerçekten onur ve gurur duyuyorum şu anda. Evet, hayatımızı renklendiren, hayatımıza anlam veren, sebebi varlığımız kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Evet, ben Cengiz Aydemir. Ordulu Kamu Çalışanları Dernek Başkanı, aynı zamanda ORDEF Başkan Yardımcısıyım. ORDEF Başkanımız Sayın Sabri Çelebi başka bir program nedeniyle burada olamayacağını belirtti. Benden de selamınızı ve sizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamamızı rica etti. Onun adına sizlerin Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Evet, bizim ordular olarak bundan sonraki süreçlerde inşallah daha fazla birlik ve beraberlik adına böyle ki kültürel programları daha fazla yaparak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Ben bu konuda destek olan değerli sponsorumuz Gürhan Dönmez Bey'e ve dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Evet, Cengiz Aydemir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi de bu güzel günün sponsoru Sayın İş Adamı Gürhan Dönmez abimizi kuvvetli alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Hepinize iyi sabahlar, iyi kahvaltılar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendi adıma ve erkekler adına söylüyorum. Nene Hatunların, Fatma Bacıların olduğu bir ülkede doğmanın gururunu yaşıyorum. Türk kadınları olarak kadınlar gününüzü kutluyorum. Hepinize en kutsal yerlerde olmanızı yapacağım. Hatta biliyorum. Şimdi Halkın Dernek Başkanlarımız bizden ricada bulundu. Hep bunu istiyorum. Böyle perşembelerin bir arada olmasını. İnşallah güzel bir projemiz var. Kadınlarımızdan, bayanlarımızdan rica ediyorum. Biz bu işin öncüsü olacağız. Bütün perşembeli dernekleri bir arada toplamak istiyoruz. Kırmızı, Medresyonu, 12 derneği bir arada görmek istiyoruz arkadaşlar. Bunun için bizim de kendi ekibimiz var. Şahsım ve arkadaşlarım adına, iş insanı olarak üzerimizin için görevi yapacağız. Artık milletvekillerinden iş istemeyeceğiz, belediye başkanlarından bir şey istemeyeceğiz. Ne istersek kendi içimizden perşembeler, dernekler verirsin biz istiyoruz. İçimizde çok güzel değerler var. Bir tane Mehmet Gözüklüoğlu var. Bir tane Muhittin Bey var. Cemalettin Bay, Orhun Kaya gibi değerimiz var. Herkes kendileri için bir değer. Bunları topluma kazandıracağız, derneğimize kazandıracağız arkadaşlar. Bayanlardan bir tek rica ediyorum. Erkekleri yöneten bayanlar, dediğim gibi bayan yönetiyorsunuz. Sizden diyeceğim, perşembeli bayanlar olarak İslamiyet'i nasıl yaydıysa, perşembeliler derneğine İstanbul'daki bütün perşembeli bayan arkadaşlarına ulaşacağız. Bundan sonraki etkinliklerimizi inşallah hep birlikte yapacağız. Orada bir programı aldık. Cemalettin Başkan ve diğer dernek başkanlıkları, kadın kollarımızla beraber bunları işler edeceğiz. İnşallah daha büyük gruplara, daha büyük kollarlara imza atacağız. Sizden ricam, bu aktivasyonu lütfen tanıdığınız, tanımadığınız, İstanbul'un neresinde perşembeli bir hemşerimiz, kardeşimiz varsa lütfen ulaştıralım. Bütün dernekleri bir çatı altında toplayacağız. Bunu böyle buradan ilan ediyorum. Eğer siz varsanız bizler de varız. Çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. İnşallah biz buradayız. Hep birlikte tekrar olmayı ümit ediyorum ben. Teşekkür ederim. Ekran abi sana bir çiçek takdim edeceğiz. Cemalettin Başkan sizi de alalım. Kadın Kolları Başkanımızla birlikte efendim Gürhan Dönmez Başkanımıza, abimize bir çiçek takdim edeceğiz. Bu arada önümüzdeki pazar günü saat 10'da Gazi Osman Paşa Kültür Salonu efendim. Belediyenin Kültür Salonu'nda Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin kahvaltısı var efendim. Gazi Osman Paşa Ordular Derneği'nin kahvaltısı var efendim. Müsait olan dostlarımızı Gazi Osman Paşa Ordular Derneği'nin Kültür Merkezi'nin kahvaltısına bekliyoruz efendim. Evet, Günhan abimize ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim yine son konuşmacı olarak Gazi Osman Paşa Belediyesi Meclis Üyesi Perşembe'li değerli kardeşimiz Turgay Aşık Başkanımızı kuvvetli alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Çok kıymetli hemşirelerim, sizleri öncelikle kutluyorum. Öncelikle kadınlarımızı kutluyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Pazar günü burada, kadınlarımız burada, eşleri burada. Sizlerin bu anlamlı gününü kutluyor. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. Değerli katılımcılar, Belediye Başkanımız Hasan Kasım Usta bu programa katılacaktı. Fakat bugün biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü program yoğunluğu nedeniyle katılamadı. Hepinize ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Kendilerine selamlarını söylediler. Sizler de selamlarını aldınız herhalde. Evet, ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Şimdi bir arada bir mevcut mikrofon okunacak. Bu programı düzenleyen dernek başkanı, kadın kolları başkanı, yönetim kurulu üyelerine ve çok değerli sponsor kardeşime çok teşekkür ediyorum. Perşembeler olarak böyle daha güzel programlar yapmak dileğiyle hepinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın. Evet, Gazi Osman Paşa Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Perşembeli hemşerimiz Turgay Aşık'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir sürpriz yapalım, son sürpriz. Şöyle genç, geleceği pırıl pırıl olacak olan bakalım, ben de merak ediyorum ne söyleyecek bugünle ilgili Sıla Çakmak kardeşimizi alkışlarla ben sahneye almak istiyorum. Perşembe kırılır, bakalım Sıla bize neler söyleyecek. Kafayı sallayarak geliyor herhalde, kötü şeyler olacak. Amcam da sanırım size söyledi. Ben de konuşmak kazandım. Öncelikle bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Herkes Dünya Kadınlar Günü diyor fakat kimse asıl nedenini bilmiyor. Bir ülkede, fabrikada kadın ve erkekler eşit hakka sahip olmadığı için kadınlar grev yapmıştı ve kadınları o fabrikaya kapatıp yattılar. Hatta çıkamasınlar diye engeller koydular ve 150 kadın sanırım orada yanarak can verdi. Çok acı bir şey. Birçok ülkeden önce bize kadın haklarını veren Başkan Kamusun'un bütün ülkede buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu an ben burada konuşabiliyorsam ve özgürce bunları söyleyebiliyorsam ona çok şey borçluyum. Ve aynı zamanda şehit olan bir sürü şehidimiz var. Onlara da ailelerine Allah'tan sabır diliyorum ve vatanları cennet olsun. Hoşçakalın ve teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi konuşmak istediğini söylemiş. Araya torpil koydum. Direkt bana söyleyebilirsin. Evet, çok anlamlı bir konuşma yaptı Sıla kardeşim. Benim mahallemin kızı. Kuvvetli bir yanlış gelsin ona. Camdan bir yanlış gelsin. Geldi. Çekmiyor. Hayır. 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 Hayır.
ne söylersek söyleyelim, bir kadının gözyaşını, bir kadının huzursuzluğunu, bir kadının mutsuzluğunu asla geri getiremezsiniz. Dünyada her akşam ana haberlerde kadın cinayetlerinin olmadığı, kadınların özgürce yaşayabildiği, kadınların kendini özgürce ifade edebildiği bir özel toplum olabilme gayretiyle ben bütün kadınların Dünya Özel Kadınlar Günü'nü kutluyor. Programa bundan sonraki bölümde Kur'an-ı Kerim'le devam edeceğiz. Ve hepinize sevgiler, selamlar sunuyor. Allah'a ısmarladık yorum efendim. El-Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed sahbihi ecmain. Ve değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Cenab-ı Hak bu programı hazırlayan kardeşimizden, öncelikle devlet başkanımızdan razı olsun. Diyor Cenab-ı Hak, örtü, libas diyor, eşler birbirlerini korur ve kollar diyor. Cenab-ı Hak diyor bunu, korur, kollar. Birbirlerimizi koruyacağız, maddi manevi anlamda birbirlerimizi ne yapacağız? Koruyacağız. Evet, Peygamberimiz diyor ki, eşler size Allah'ın emanetidir. Bakın Allah'ın emanetidir. Yarın mahşer gününde Cenab-ı Hak emanetine iyi davrandın mı, davranmadın mı diye hesabını soracak. Bir Müslüman eşine çok iyi davranmış lazım güzel kardeşlerim. Evet. Böylece 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون Sevgi, saygı, merhamet ve bağlılık duygusuyla kaynaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi, ailelerimiz arasında nefret, fitne ve ayrılığın girmesine izin verme Ya Rabbi. Ya Rabbi, tıpkı Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz gibi, tıpkı sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice validemiz gibi, tıpkı Hazreti Ali radıyallahu anh ve Fatıma-i Zehra radıyallahu anha gibi, onların kurmuş oldukları yuva gibi, bizlerin de yuvalarımızı huzurlu ve bereketli eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya İlahel Alemin, ailelerimizin birbirlerini bir örtü gibi sarıp sarmalarını cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, emanetin olan evlatlarımızı da sana hakiki kul Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayırlı ümmet olmayı nasip eyle. Vatanını, milletini hayırlı nesiller yetiştirmeyi hepimize nasip eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi bizleri birlik ve beraberlikten ayırma inşallah. Ya Rabbi bizlere dünyada iyilik, güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizleri cehennem azabından koru. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün inanan kardeşlerimizi bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edesin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve kâbbe ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhları için şu dünyadan ahirete göç eden bütün Müslüman din kardeşlerimizin de ruhları için bilhassa bugün burada toplanmamıza vesile olan bu programı hazırlayan kardeşlerimizin de niyetlerinin kabulü için cümle geçmişlerimizin ruhları için El-Fatiha.
Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Allah kabul eylesin. Sağ olun. Bir hatırlatma yapacağım. Sizin de fikrini alayım istedim. 26 Mayıs bayramın son günü. Her yıl burada geleneksel Mayıs serisini kutluyorduk. Mayıs'ın 20'den 20'sinden sonra ilk pazar ya da önündeki ilk pazar yapıyorduk bunu. Bu yıl da 26 Mayıs Perşembe günü oluyordu. Bayramın son günü bir boğaz turu düzenlemeyi düşünüyoruz inşallah. Burada İstanbul'da bu geleneğimizi yaşatıyoruz. Şimdi bir girişimimiz oldu. Üsküdar Belediyesi'nden o Valide Sultan gemisini tekrar talep ettik. Biraz önce Güran Bey benden sonra konuştuğu için bana söz hakkı düştü burada. Güran Bey dedi ki belediyelerden bir şey istemeyeceğiz kardeşim. İşte biz kendi yağımızla kavrulacağız dedi. Şimdi biz belediyeden bunu talep ettik. Valide Sultan gemisi çok güzel bir gemi, bir sefer gezmiştik onunla. Olursa olmazsa da Güran Bey işte etrafındaki iş adamlarıyla bu işi üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bir de hız kesmeden Haziran'ın 6'sı Cuma günü akşam yan taraftaki büyük salonda yemekli bir gece vereceğiz diyor. Yemekli bir gece düzenleyelim diyor Güran kardeşimiz. Burada bize düşen şu, ben kadın kollarını şöyle sahneye almak istiyorum. Diğer deneklerin kadın kollarında. Şimdi kadınlara burada çok iş düşüyor. Yani kadın kollarına çok iş düşüyor. Haziran'ın 5'i miydi? Haziran'ın 5'i Cuma günü akşamı. Bu eğlence gecesi olacak. İnşallah yine böyle şehit haberleri almayız o günde. Şimdi kadın kollarımız birbiriyle devamlı irtibat halinde olsunlar. Haftada bir gün işte bir derneğimizde, diğer hafta bir derneğimizde biz üstümüze düşeni yapacağız. Atıyorum Bayrampaşa Ordulularında, işte Tıpkı Derneği'nde, Perşembeliler Derneği'nde böyle toplantılar yapmanızı istiyorum. Bizim mekanımız geniş. Orada uygun. Şimdi önce Mayıs 7'si, onun için çalışıyoruz. Sonra 5 Haziran Cuma günü akşam Gözde Büyü salonunda, yani yan tarafta 500 kişilik bir salonmuş, o salonu dolduracağız. Sizden bunun sözünü almak istiyorum. Şöyle bir kaldırın ellerinizi oraya. Peki. Güran Başkanım. Ben bitireyim ondan sonra da söz hakkı doğru şimdi. Şimdi Güran kardeşimiz der ki, ya her şey Perşembe için diyor aslında. Perşembelileri bir araya toplamak istiyor. Biz daha önce bunun çalışmasını yapmıştık federasyon için. 3 yıl önce bunun ilk adımını atmıştık. Hatta Perdef diye adını da koymuştuk. Gel yanıma gel. Perşembe Dernekler Federasyonu'nu kuracaktık. Tüzüğünü de hazırlamıştık. Ancak şimdi bugün ben o derneklere de sitem etmek istiyorum buradan. Bizim 11 tane derneğimiz var İstanbul'da. Yeri olan ya da olmayan. Şimdi burada kaç tane dernek başkan arkadaşımız var Perşembe'de? Yok. Ya durmak yok diyor. Her ay bir yetkinlik. Yorulacağız biraz ama Güran Bey istiyorsa da biz en güzelini yapacağız inşallah kadın kollarımızla, yönetim kurulumuzla. Ben bugünkü bu programa katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Şimdi Güran Bey'e de söz hakkı doğmuş burada. Beyin hemşehrilerim. Şundan emin olun. Ben Perşembe'yi uzaktan takip ediyorum. İşlerine girmiyorum. Uzun yıllar siyaset yaptım ben. Siyasetten bir şey kazanmadım. Siyasetçiler hep işte belli günlerde gelirler insanların yanına. Ya seçim olur, devletler milletvekili adayı olur o zaman gelir ama ondan sonra unuturlar. Biraz ben şimdi dinleyeyim, beni de pek toplumlarına çağırmazlar. Çünkü ben onları duymak istedim, duyup söylemediğim için. Ama şuna inanın, bütün Perşembe'li hemşehrilerimizi bir arada görmek beni çok mutlu ediyor. Ben uzun yıllar nereden geldiğini unutmayan, nasıl geldiğini unutmayan değerli bir kardeşim. Uzun yıllarda yurt dışında yaşıyorum ama imkanım ve fırsatım olduğu sürece böyle şeyleri büyük torbağa çalışıyorum.
İnşallah 2021'den sonra işinize daha sık olacağım. Perşembeli olarak, ben sadece Perşembeli işte derneği olarak düşünmüyorum. Kırmızısıyla, yavrusuyla, ikincileriyle hepimiz bir güç olmalıyız arkadaşlar. Biz asla ve asla birilerinden bir şey istemeyeceğiz. Sadece rica edeceğiz. Rica ettiğimiz zamanla bizden geri dönmeyecekler. Bizim adresimiz belli olacak. Kadın kurumlarımızda, iş adamlarımızda, istişare kurumumuzda, öğretim üyelerimizde, doktorumuzda, avukatımızda bir çatı altında olacağız. Siyasilere de bunu göstermek gerekiyor. Göstermezse senin oğlunun, senin kızının, senin yeğeninin hiçbir şansı yok. İstanbul'da Ordu'da üçüncü büyük seçim gücü var. Yanlış mı söylüyorum başkan? Yanlış mı söylüyorum? İkinci miyiz oy olarak? Hiçbir yaptırım gücümüz yok. Ordu Dernekler Başkanı'na söylüyorum. Başkan, insanlar bize niye geliyor? Ya da bir başkası niye işçiye gidiyor? Milletvekili zaten tanımıyor. Size gelecek. Sizler bu insanların işlerini halledeceksiniz. Bizim gibi değerleri bulup buraya getirmek onların görevi. Nerede bir öğretmen, nerede bir avukat, nerede bir doktor, nerede bir bilim adamı bulmak emsalisi onlara görevi. Biz geliyoruz, niye biz gelelim? Bizim çiz mi tavır çekiniz? Daha bakacağım, Cemalettin Ali Hüseyin bir arada, biz orada olmak zorunda diyeceğiz. Çünkü biz olursak varız, yoksa yokuz ya, gerçekten yokuz. Burada hepimize çok güzel işler düşüyor. Ben iki ay İstanbul'da kısmet olursa, iki ay boyunca bu işin önderliğini yapacağım. Dernek başkanlarımızla istişare edeceğiz. Kendi çevremizde çok güzel perşembe iş adamı arkadaşlarımız var. Sırf bu dağınıklıktan dolayı bir araya gelmiyorlar. Getiremiyorum. Çünkü herkes diyor bir şeyler istiyor. Hiç kendi için istiyorlar. Hiç toplum için, dernek için bizden bir şey isteyenler yok. Anladılar mı? Ama inşallah benim yüreğim, benim amacım, benim hayalim. Herkes başbakan olmak ister, doktor olmak. Ben de perşembeler denkler federasyonu kurmak istiyorum arkadaşlar. Hep bizlere göndersin. Olursa inanın çok kaliteli insanlar var. Bakın meclisiye sahneye çıkan meclisiyemiz var burada. Perşembe hemşerimiz ne kadar güzel. Herkes bir yerde bir şeyler var. Bunları bir şey tarafından topluyorlar. Ben önderlik yapacağım. Arkadaşım önderlik yapacak. Herkesin köyün altından elini tutacak. 34 bin Perşembe'nin adına biz İstanbul'da onları temsil edeceğiz. Başkası bir yönetmeyecek. Perşembeler dernekler federasyonu olarak var olacak. Perşembe renkler federasyonu bir şeyler isteyeceğiz. Başkanımızdan isteyeceğiz, doktorumuzdan isteyeceğiz. Çok güzel bir oluşum var arkadaşlar. İnşallah Kırlı Dernek Başkanı, işte bütün dernek başkanı, başkanım vasıtasıyla içeride bulunacağız. Bu federasyonu nasıl daha iyi kuracağımızı, daha iyi nasıl aktif edeceğimizi inşallah hep birlikte tartışacağız. İnşallah güzel olur. Benim amacım, temennim bu. Bunda herkese büyük görevmiş arkadaşlar. Çünkü hepimizin torunu var, kızı var, çocuğu var. Hepsi kimisi kapıda çalışacak, kimisi iş bulacak, kimisi doktor olacak, kimisi tanıyacak. Bunları hepsini örnek olmak istiyoruz arkadaşlar. Ezilmeyeceğiz, ezdirmeyeceğiz, söz sahibi olmak istiyoruz arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Sizden de ricamız başka bir şey yok. Geri kalanı zaten biz yaparız, inanın yaparız. Şimdi Kadın Kolları Başkanımızdan söz almak istiyorum. İnşallah bu çatı altında var mısınız bize verebilmeyi? Melahat Hanımları Başkanı benim telefonum var. Ne emriniz olursa, ne isteğiniz olursa bir telefon kadar yakınımız. Her zaman sizden vaktimiz var. Her zaman bir telefon kadar yakınsınız. İstişare olsun, bir derdiniz olur. Elimizden ne gelirse yaparız. Başkanlarımız burada. İnşallah daha iyi olacak zamanlar. Bu ilerlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kadınlar günü tekrar kutlu olsun. Dünyanın en güzel varlıklarısınız. Benim bir anne doğduğu için annem Allah rahmet eylesin. Böyle ne bileyim ben çok mutlu oldum. Teşekkür ederim hepinize. Sağ olun, var olun. Buradan sakin şehir. Perşembe. Sakin şehir. Perşembe. Sakin şehir. Perşembe.